Halil Bey, geçen hafta bir kavga konusu konuşmuştuk. O konuyu bir baştan alır mısınız? Evet, kavgayı kim başlattı? Dünyada en çok sorulan sual budur. Kavgayı kim başlattı? Abdullah başlattı. Ali'nin attığı yumruğa karşılık vermekle Abdullah kavgayı başlatmış oldu. Şimdi siz karşılık vermemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ama Ali Bravo. Kendini savunma hakkına sahip değil mi bu noktada? Çok doğru. Ben karşılık vermemesi gerektiğini savunuyorum. Tabii yaygın bir düşünce değil çünkü yumruğu yiyen kendini savunma hakkı vardır. Ama ben diyorum ki o savunma hakkını kullanmasaydı veya en azından daha geç kullansaydı, işin durulması için bir şans tanısaydı daha doğru yapmış olurdu. Dolayısıyla karşılık vermekle kavganın başlamasına da sorumlu olduğu düşünülebilir. Şimdi ama Halil Bey, savunma hakkı doğal bir haktır. Yani insan kendini savunmazsa bile korkak ya da kaçtı gibi sıfatlara maruz kalır. Doğal olarak direkt tepki verir. Şimdi tabii şahıslar arasındaki kavgada böyle konuşmak mümkün. Ama aynı konu devletler arasında da oluyor. Şimdi devletler arasında böyle gururdu da, namuslu da, erkeklikti de, bilmem ne korkaklıktı da filan gibi argümanlar bence geçerli değil. Çünkü bu tip şeyleri araya koyduğun zaman o zaman savaş denilen büyük sorumluluk ortaya çıkıyor. Orada bence durmak lazım. Biraz düşünmek lazım, tartmak lazım. Neyi tartmak lazım? Büyük cümle bu. Sonuçlarını tartmak lazım. Sonuçlarını tartmadan hak aramaya çıkılmaz. Bu akıllı bir hareket değildir. Şimdi Halil Bey, doğru düşündüğünüze emin misiniz? Devletler hiç de böyle davranmıyorlar. Hemen silaha sarılıyorlar. Yani bence akıllıca yapmıyorlar. Bakın benim de başımdan da geçti. Çok eskiden bir medya grubu bana saldırmıştı ve bir sürü de iftira filan hayatımı bayağı sarstı. Ve ben cevap vermedim. Çünkü medya grubuna karşı benim tek başıma tek bir insan, tek bir ses. Medya grubu milyonlarca insana her gün seslenebiliyor. Yani görüşünü yayabilme gücü milyon kere benden daha büyük. 2 misli, 3 misli, 5 misli falan değil. Ben kalkıp orada hak ararsam akıllı bir iş yapmış olmam. Tarihte var bunun mesela. Tarihte var bunun bir misali. Abdülhamid'i 31 Mart olaylarında devirmeye kalktılar, saraya geldiler ve tahttan inmesini istediler. Halk bu arada Abdülhamid'i tutuyordu ve darbecileri tutmuyordu. Halk Abdülhamid'in kalmasını istiyordu. Fakat Abdülhamid bu savaşı kazanabileceğini bilmesine rağmen, çünkü halk ondan yana, darbeciler azınlıkta, iç savaş çıkması, kardeş kanı dökülmesin diye tahttan indi. Yani bir fedakarlık. Ya bir olgunluk. Dolayısıyla bunu yapanlar da var. Yani dediğim gibi bütün devletler hemen silah sarılıyorlar filan. Yok, istisnalarda var. Bir de karşı misal vereyim. Avusturya İmparatoru Franz Josef, oğlu Velihat Bosna Hersek'te vurulduğu için bir anarşist tarafından Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Kaç milyon kişi öldü? Unuttum şimdi. 10 milyon, 20 milyon insan öldü. Neymiş? Velihat'ı vurulmuş diye. Abdülhamit burada, Franz Josef burada. İki türlüsü de var.